Beyaz TV ekranlarından hepinize mutlu hafta sonları diliyorum efendim. Ekranlarınızın başına, evimizin salonuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine keyifli bir pazar sohbeti sizleri ve bizleri bekliyor. Konuklarımla güzel konular konuşacağımız bir pazar muhabbeti geçireceğiz bugün de. Peki bugün neler konuşacağız? Bugün ilk olarak girişimci bir kadının başarı hikayesine tanıklık edeceğiz. Onun başarı öyküsünü dinleyeceğiz. Arkasından da dermatoloji hocamla birlikte sağlıklı ve genç bir cilt için neler mümkün? Bunları konuşacağız ve yayında Baby Face uygulaması yapacağız. Lütfen özellikle güzelliğine düşkün hanımlar varsa ekranları başınızda kalın. Arkasından da hiç zamanım yok, bir türlü zamanım yetmiyor, bir gün 25 saat olsa da bize yetmiyor diyenleriniz varsa zamanı nasıl doğru kullanacağız ve hiç zamanım yok demekten kurtulmanın yollarını konuşacağız. Bakalım ilk konuğum kim? Hadi başlıyoruz. Evet efendim, A Pazarlama Direktörü Nurdan Berigel ilk konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Önce sizi birazcık tanıyalım mı? Tabii, ben Nurdan, 27 yaşındayım. Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler mezunuyum. 4 yıllık evliyim. Network de benim için 3 sene öncesinde başladı diyebilirim network hayatı. Aslında biz network sistemleri hep duyuyoruz ama evet, çeşitli evet, şekillerde. Evet. Çok da aşina değiliz bence. Sizin evet. Başarı öykünüzü merak ediyorum. Evet, network'ün bilinmeyen bir tarafı var, doğru. Dediğim gibi aslında hep bir potansiyelimin olduğunu farkındaydım. Bir şeyler yapmak istiyordum. Bir şeyler üretmek istiyordum. Buna dair de online üzerinde farklı deneyimlerim oldu. Fakat benim için en konforlusu network oldu. Dediğim gibi 3 sene öncesinde ilk firmamla tanıştım. Orada hayallerimin işinin network olduğunu anladım. Neden diyecek olursanız, istediğim yerde, istediğim zaman yapabileceğim, yanımda taşıyabileceğim bir iş olduğunu öğrendim. Hı-hı. O network'ün bilinmeyen tarafında böyle bir şey varmış aslında. Zamanı iyi kullananlar için değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Bugün de bunu konuşacağız aslında evet, bir sonraki konuğumla ama evet. Zamanı iyi kullanabilen birisi için bu iş gerçekten yapılabilir bir iş. Ben mesela o konuda kendi zamanımı çok iyi planlayamadığım için bence bana uygun bir iş değildir diye düşünüyorum ama sizin başarı hikayeniz nasıl başladı? Benim başarı hikayem bundan 3 sene öncesinde bir arkadaş toplantısında karşılaşmış olduğum kişilerle sayesinde dahil oldu network benim hayatıma. İşte bu işin bilinmeyen taraflarını öğrendikten sonra evet ben bunu istediğim yerde istediğim zaman yapabiliyorum. Üstüne üstlük online üzerinden kurup yönetebiliyorum. Bunu öğrendikten sonra neden denemiyorum dedim. Sadece denemek istedim. Sadece o ilk adımı attım ve ilk firmamda hayallerimin ilk evrelerini gerçekleştirdim. Sonra kısa bir süre önce bir firma değişikliğim oldu. Orada da hayallerimin diğer evrelerini gerçekleştirmek üzere yola çıktım. Ne gibi kazanımlarınız oldu? Ne gibi başarılar getirdi size? Çok çok fazla. Şöyle söyleyeyim, benim hayallerim vardı. Birçok hayalimi gerçekleştirdim, takdir edildim, sahnelere çıktım, kutlandım. En önemlisi ekonomik özgürlük. Bunu kazandım. Hayal kurabilme özgürlüğü sunuyor aslında bu iş insanlara. Kendi hayallerimin yanına şimdi artık ekibimdeki kadınların hayallerini de koydum ve şu an büyüyoruz giderek başka kadınların hayallerini de gerçekleştirmeye başladık. Dolayısıyla bence en büyük kazanım başka kadınların hayatına dokunmak oldu benim için diyebilirim. Peki şunu merak ediyorum şimdi. Genelde bizim kadınlarımız ben bir iş yapacağım diye eşlerine gittikleri zaman ya bir dur ya hanım ne yapıyorsun derler. Evet. Bunu yaşadınız mı? Benim eşim hani kararlarıma genelde saygılı olduğu için bunu söylemedi bana. Kararlarıma saygılı oldu. Hani tabii dene dedi. Ama tabii ki işlerin bu kadar ilerleyebileceğini o da tahmin etmiyordu. İşler ilerleyip ciddiye bindikçe ve ben daha fazla kazanmaya başlayınca, başka kadınların hayatlarına da dokunmaya başlayınca eşim orada daha fazla ciddiye aldı diyebilirim. Tabii ki ekibimizde dediğiniz gibi ekibimizdeki kadınların eşleri her zaman anlayışlı olmuyorlar ve hani karşı çıkıyorlar. Ya bir dur hanım ne yapıyorsun? Başımıza evet, iş evet, çıkarma. Evet, bilmediği şeye aman bir girme. Kesinlikle. Zaten maalesef böyle bir önyargı gerçeği var toplumda. Nasıl kırıyorsunuz bunu ya da bunu yaşayan kadınlar varsa tavsiyeleriniz var mı? Bizim ekibimizde bunu yaşayan kadınlar vardı şu an. Nasıl açtınız? Nasıl açtık? Şöyle açtık. Dedim ki öncelikle bu önyargı bunlara kapatman gerekiyor kulaklarını. Yani sadece hedefine kilitlenmen gerekiyor. Ve kendisi o kararlılıkla, mücadeleyle, azimle yoluna devam edip de kazanmaya başladığında ben hep şunu söylüyorum. Ya kazandığınızı bir gösterin. Kazandığınızı gördükten sonra zaten herkes destek oluyor. Ne yapsınlar? İlk başta başlarken eşlerine hiç haber vermeden. Hayır öyle de olmaz ama tabii bir şekilde ikna mı etsinler? Yani eşlerini ikna etmeye çalışsınlar. Ben aslında şundan yana da değilim. Kesinlikle bundan dolayı eşler birbirine girer, hani kavga etsinler, tartışma asla.
konusunda. Hani şöyle bir şey, tabii ki eşinizle danışın ama hani deneyin önce, gerekirse çok da böyle eşinizin gözüne sokmadan, hani arka planda, zaten bizim işimiz evde online üzerinden yapılabilen bir iş olduğu için de yapın. Zaten yavaş yavaş hesabınıza o para yattığını eşiniz görüyor. Gördükçe. Bizim ekibimizde evet bu tarz örnekler oluyor. Şimdi artık bizim ekibimdeki kadınlar bazıları eşlerine şey diyor, hani en başta izin vermeyenlere. Ya ben işi bırakacağım. Bu sefer eşleri istemiyor. Yok yok diyor, devam et. Devam et çünkü yani, dur sen kendi devam et, dur bakalım diyor hesabına bağlı ne kadar para yatacak diye soran eşler oluyor sonra, o eşler. Ah bu erkekler. Değişiyorlar evet. Az önce dediniz ki hayallerine dokunduğum kadınlar var. Evet. Ve onlar mutlu olmaya başladı. Evet. Nasıl mutlu bir kadın olunur yani sizin için? O mutluluk bence tanımı. Bence kesinlikle, eğer ben ve ekibim üzerinden bunu anlatmam gerekirse, kesinlikle ve kesinlikle mutlu kadın kendi alanını inşa eden bir kadındır. Kendini geliştirebileceği bir alan oluşturmuş ve üstüne üstlük eğer bir de bizim yaptığımız iş gibi bundan ekonomik özgürlüğünü sağlıyorsa, düşünebiliyor musunuz, ben kendimden örnek vereyim. Yaptığım işi büyütmek için kendimi geliştirmeye başladım. Çünkü bunlar aslında doğru orantılı. Eğer kişisel gelişim de orada bir yol almıyorsam işimi de geliştiremiyorum. Dolayısıyla baktım ki ben gelişmeye başladım. Buna dair girişimcilikle alakalı kitaplar okuyorum. Bununla inanılmaz mutlu oluyorum. Buna dair filmler izliyorum. Ve baktım ki kişisel gelişimim de bir yandan oluyor. Bir yandan Instagram'da daha fazla insana artık hitap etmeye başlıyoruz. Bunu da bence bir kazanım olarak görüyorum. Yani dolayısıyla mutlu kadın kesinlikle şu en başta mesela sorun odaklı oluyorlar kadınlar. Yani en başta neden? Çünkü kendi alanı yok ya, maalesef biraz daha sorunlara odaklı. Şimdi artık bizim ekibimize gelen kadınlar çözüm odaklı. Bunun kendi önemli. Gelişimine odaklı. Ne oluyor? Kadın biraz ayakları üzerinde durup biraz özgürleştiğinde, en azından ekonomik anlamda dediğim gibi hayal kurabiliyor. Evet ya ben çocuklarımın geleceği için bu işi yapıyorum diyor. Bu bir hayaldir. Ben eşime destek olmak için yapıyorum diyor. Bu bir hayaldir. Bu alanda kendini geliştirdikçe, para kazandıkça o kadın zaten en başta birey olduğunu ya. En başta bir kadın bence anneden, eşten, kadından önce bir bireydir. Birey olduğunu fark edip kendini geliştirmeye başlayınca, böyle para da kazanmaya başlayınca üstüne üstlük düşünebiliyor musunuz ki evden yönetebiliyor işini. Yani ev işlerini aksatmadan çocuğuna bakarken yapabiliyor. Telefon üzerinden, online üzerinden yapabiliyor işini. Bu kadın ne oluyor? Mutlu bir kadın. Artık dışarıya da hani o dış dünya vardır ya, maalesef o ön yargı dediğimiz, o sizi rahatsız eder hani. Onlara kapatıyor ve bana hep ekibimdeki kadınlar şunu söylüyor. Benim öncelik sıram değişti diyor. Bu işle benim öncelik sıram değişti. Ben önceden şöyle biriydim. Ama şu an ben sadece kendime odaklıyım. Ya. Kendi gelişimime, kendilerindeki gelişimleri anlatır oldular. Bence bu mutlu kadın. Zaten mutlu kadın olduktan sonra emin olun mutlu eş, mutlu anne. Bunların hepsi arkasından geliyor. Mutlu çocuklar geliyor. Diyorsunuz. Kesinlikle. Ama şimdi hep hayatın o güzel tarafını konuştuk. Evet, evet. Mutlaka takıldığınız tabii engeller ki, olmuştur. Tabii, hadi tabii, birazcık tabii, da o tabii. konuda bize biraz içinizi oldu, açın. Oldu. Yani ne oldu o engeller? Her şey dört dörtlük eminim gitmemiştir. Hayır, hiçbir hayır, şey dört hayat dörtlük zaten gitmiyor. Hayat zaten öyle değil. İşte hayatın içinde yer alan bir gerçek. Dolayısıyla böyle bir şey, pembe bir rüya yok tabii. Bir anınızı bekliyorum o zaman. Tabii ya, en basitinden ön yargı. Gerçekten bu işe ilk adım atmaya karar verdiğimde karşılaştığım en büyük duvar, o en büyük engel ön yargı oldu. Ben ön yargı kim tarafından oldu? Yani herkes tarafından diyebilirim. Ne dediler? Yani şunu merak hadi ediyorum. Canım hakikaten ya, samimi o, bir itiraf yani, bekliyorum hani şöyle, yani. Şöyle dediler yani, hadi canım ya işte o işler öyle olmaz. Ya da işte başkaları yapar sen yapamazsın. Ya da hani ilk yapanlardan olmak. İlk yapanlardan olmak. Biraz geç kaldın. Ya da ya işte bir süre takılır, hani bir süre uğraşırsın sonra bırakırsın diyenler çok oldu. Evet, engellerle karşılaştık. Bunu dediğim gibi kararlılıkla yenmek gerekiyor. Siz kendiniz karar verip, ya çok güzel bir söz vardır ya, başarı merdivenlerini kimse elleri cebinde tırmanmamıştır. Böyle bir gerçek var. Evet, engeller oldu. Ağladığınız oldu mu oldu. O süreçte? Oldu, tabii ki oldu. Ağladığım oldu, vazgeçmeyi düşündüğüm anlar oldu. Ama o vazgeçmeyi düşündüğüm anda tekrar son bir güçle devam ettikçe bambaşka kapılar açıldı. Yani şöyle söyleyebilirim. Gerçekten bu sorunlar, belki engeller ortadan kalkmıyor. Ama bu iş size aynı zamanda engellerle baş edebilmeyi öğretiyor. Ya da engelleri görmezden mi gelmeye başlıyorsunuz engelleri acaba? Bir süre sonra görmezden bu gelmeye engel başlıyor. Dediğimiz dış sesler mi? Evet, dış sesler. Bu işte bence en büyük ön yargı. Peki şöyle bir sorum olacak size. Genelde benim çevremde böyle bu tarz işler yapmayı düşünen, network işine gönül vermeye başlayacak kadınlar olduğu zaman ilk duyduğum şey şu. Ama cebimde de yeterli kadar param var mı? Öyle bir şey gerek yok zaten. Evet. Gerek yok kısmı ama işin devamında gerek yok mu gerçekten? İşin devamında da şöyle, zaten o kazanmaya başlıyor. Çünkü yani, bir şekilde o sizin işiniz ve işinize de belli bir yatırım yapmanız gerekiyor. Burada bir sermaye aslında yok.
biliyor musunuz? Hiç koymuyor musunuz o yani, sermayeyi? Sermayesiz iş olur mu? Ben şöyle söyleyeyim, gerçekten sermaye koymuyorum. Hani sadece belki de marketinizi değiştiriyorsunuz. Bu bir sermaye midir sizce? Güzel. Marketinizi değiştiriyorsunuz. Ben artık marketten almıyorum. Bu. Eğer bu sermaye ise ben zaten ona para veriyordum. Bunu böyle. Bu şekilde açtınız. Tabii ki böyle. Ve yani işin gidişatında da dediğim gibi o networking bilinmeyen yüzü diyoruz ya. Oraya insanlar bilmedikleri için öyle konuşuyorlar. Hani orada diyorum ya bir yerden kurup işinizi o online üzerinden bir yerden yönetebiliyor. WhatsApp'tan yönetebildiğiniz bir iş bu. Dolayısıyla hani bu işin gelişimi tamamen sizin elinizde. İstediğiniz yerde istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Ve sermaye gerekmiyor. Burada sadece karar verip en azından denemek gerekiyor. Vakit planlamasını nasıl sağlıyorsunuz? Öyle bir iş ki herkes kendine göre ayarlıyor. Ben. Mesela sizin için sorayım ben. Çocuğunuz var mı? Hayır yok. Hayır. Nasıl planlıyorsunuz bir gününüzü? İşte sabah kalkıyorsunuz. Mesela şunu mu? Haftalık plan yapıyorum. Bu hafta şöyle bir plan ya da aylık. Ben biraz gece kuşu olduğum için gece inanılmaz zihnim açık mı oluyor diyeyim, çok üretken mi oluyorum diyeyim bilmiyorum ama ben gece çok yoğun çalışıyorum. İşte sonrasında istediğim saatte ertesi gün 1'de başlıyorum tekrar 2'de bakıyorum ya da işte bir yere gideceğim telefonum yanımda, işimi yanımda taşıyorum, şehir dışına gidiyorum, orada yürütüyorum işimi. Hayatınıza göre şekillendirebileceğiniz bir iş aslında bu iş. Yani illa şurada olacaksın, şu saatte, şu saat arasında çalışacaksın diye bir durum yok. Yani ekibimizde çocuğunu ayağında sallarken yapan var, çorbasını da kaynatırken yapan var bu işi. Yani dolayısıyla bu siz bunu kendinize göre yönlendirebiliyorsunuz bu vakit olayını da. Dediğim gibi yani en başta bir karar verip bir denemek gerekiyor. Onu atıldıktan sonra o sistem de kendi kendine yürüyor. O sistemde biz biraz kurduk açıkçası. Çok güzel bir sistemimiz var. Böyle tak 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 gidiyor işte sisteme dahil olup işte şunları yapıp bunları yapıp ondan sonra o odak noktasını gerçekleştiriyoruz. Yani kadınların aslında en başta bir odak eksikliği var biliyor musunuz? Ondan dolayı daha sorun odaklı ve daha dış dünyaya odaklıyız. Eğer içeride bir şeye odaklanırsanız, bir amacınız ve bir hedefiniz varsa ona göre de zaten siz her şeyi şekillendirmeye, kurmaya başlıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Kazanımları geldikçe evet yapabiliyorum. Kadınlarda bu oluyor. En başta ya yapabilir miyim? Diyorum ki bir ay sonra bir daha konuşalım olur mu diyorum. Sadece anlattıklarımızı uygulayın. Bir ay sonra ya ben yapabiliyormuşum ya. Deyip bir tık hedefimi yükseltiyor. Tabii ondan sonra ne yapsınlar? Mesela bu tarz eğer kendi parasını kazanmak isteyen ama evden de çalışmak isteyen kadınlar varsa kendilerinin bir hedefi var. Diyelim kendi arabamı kendim almak istiyorum diyor. Evet. Bu bir hedef. Kesinlikle. Kazanabilir mi paraları? Tabii ki var. Çok fazla örneği var. Evini alan var, arabasını alan var. Benim hayatımda çok güzel şeyler gerçekleşti. Daha da inşallah gerçekleşecek. Ekibimde de zaten öyle kadınlar var. Var. Yani evet her ay parasını kazanan kadınlar onu her türlü ekonomik özgürlüğünü kesinlikle yakalayan öyle. Kadınlar. Evet. Peki buradan şu an sizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz kadın girişimci olmak isteyen izleyicilerimize? Ben şunu söyleyeceğim en başta. Konfor alanı vardır ya rahat. Yani hani bir risk de almayayım, hiçbir şey de denemeyeyim. Hani ben böyle ama işte o konfor alanı maalesef insanı geliştiremiyor. Ya gelişemiyorsunuz, büyüyemiyorsunuz. Birazcık en azından en başta o konfor alanının dışına çıkmalısınız. Bir deneyin yani. Biraz farklı bakın olaya. Sonrasında hayatınızın belki sonuna kadar gerçekten konforlu yaşayabileceğiniz bir hayat elde edeceksiniz. Ama en başta bir adım atıp ekibimde de olduğu gibi bu arada ekibim Patron Kadınlar ekibimin adı. Ona patron da selam kadınlar. Söylüyorum. Evet. Güzel. Ya patron kadın olmak için bence güzel bir iş network. Dolayısıyla bilmiyorum en azından o ön yargıyı diyorum ya içlerinde de ön yargı oluyor. Ön yargıları onlar, yıksınlar. Evet onları yıksınlar. Etrafa kulak asmasınlar. Kesinlikle. Çalışmak istiyorlarsa efendim kesinlikle. Nurdan Hanım'dan yardım evet, alabilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir sohbette. Evet efendim paramızı kazandık ama ciltlerin de iyi olması gerekiyor tabii ki. Dermatoloji uzmanı sevgili İrem Hengirmen Acu ile güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Uygulama yapacağız. Önce bir VTR'sini izleyelim sonrasında konuğumla burada olacağız. Evet, dermatoloji uzmanı Doktor İrem Hengirmen Acu, İrem Hoca yine bu hafta da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben deyim, görüşmeyeli gençleşmişsiniz hocam. Neler yaptınız kendinize böyle? Devam ediyoruz. Bugün bir uygulama yapacağız evet. Baby Face. Evet. Ama biraz konuştuktan sonra yapacağız. Birazcık merak ettirelim efendim sizi. Hocam, hepimiz güzel bir cilde sahip olmak istiyoruz. Sağlıklı bir cilt için önce neler tavsiye edersiniz?
Yani en temelde günlük temizliğimizi, nemlendirmemizi ihmal etmememiz gerekiyor. Hı-hı. Hep artık biliyorsunuz yoğun makyaj çok kullanılıyor. O yüzden günlük temizlik özellikle yatmadan önce temiz, nemlendirilmiş, gerekli vitamin serumlarıyla desteklenmiş, hı-hı, bir ciltte yatarsak cilt kendini gece yeniliyor. Dolayısıyla cildimizi geceleri yeniden yapılandırmış oluyoruz. Ama temizlemezsek bu sefer cildimize zarar vermiş oluyoruz. O yüzden parlak, net bir görüntü için başta temizlik. Sabahları en önemlisi güneş koruyucu ve bizim genelde istediğimiz güneş koruyucu gün içinde 2-3 saate bir yenilemek. Hı hı. Çünkü hep insanlar şey düşünüyor, işte iş yerindeyim, kapalı mekandayım, mevsim kış, zaten güneş görmüyorum. Ah o ışıklar, rüzgar. Aynen. Değil mi? Yani zaten hele kar oldu mu kardan ışın yansıması, kesinlikle, çok daha fazla etki ediyor. Artık her yerde floresan ışıklar var. Floresan, hı hı, ışıklar, hepimiz bilgisayardayız, akıllı telefonlardayız, mavi onların ışıklar. O yüzden kullandığımız güneş koruyucuların filtreleri de çok önemli. Artık kızıl ötesi ve mavi ışık filtreleri de var. Hı hı. Güneş koruyucularımızın da yine mineral bazlı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani özetle günlük bakım ana kuralımız. Evet. Ama şunu da hocam özellikle sormak istiyorum size. Genelde de şöyle bir algı var ya, ben makyaj yapmıyorum ki. Suyla yıkayıp yatıyorum. Yapmıyorum makyaj ama cildinde günlük bir solunumu var. Evet. Oraya da değinelim mi sizinle birlikte? Yani günlük hayatta makyaj yapalım yapmayalım zaten çevrede bir sürü toz var. Hmm. Maruz kaldığımız çevre kirliliği var. Cildin kendi günlük sebum dediğimiz bir yağ üretimi ve kendi hücre döngüsü var. Aslında cildimiz 21 günde bir kendini tamamen yeniliyor ve bu süreç her gün devam ediyor. Dolayısıyla cildin kendi toksinlerini de işte dışarıdan cilde yapışan tozları da temizlememiz gerekiyor. Gerekli demin söylediğim gibi vitaminleri, mineralleri cildimize vermemiz gerekiyor. O hocam makyaj yapmasak bile o tonik pamuğa döküldüğünde hiçbir zaman silindiğinde o pamuk bembeyaz zaten. Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Demin dediğim sebeplerden ötürü. Aynen öyle. Şimdi hocam ben her zaman diyorum ki kendi danışanlarıma da hem iç destek hem dış destek. Evet bunlar dış destek. Bir de iç destek olarak beslenmemizin önemine değinelim sizinle. Evet. Yani aslında cildimiz ne yersek onu yansıtıyor. Çünkü içimiz sağlıklı olmadan dışımızı zaten sağlıklı gösteremeyiz. Sadece kamufle etmiş oluruz. Hı-hı. O yüzden her zaman doğalını öneriyorum. Yani günlük hayatta genel sağlık için artık biliyorsunuz hücre sağlığı, mitokondriyal sağlık konuşuluyor. Hücremiz sağlıklıysa biz sağlıklıyız. Hücremizin sağlıklı olması için de doğal organik besinlerle beslenmemiz gerekiyor. Artık bu market ürünleri, kapalı katkı maddesi içeren işlenmiş gıdaları tüketmememiz gerekiyor. Sebzede, meyvede bile ve kendi pişirme yöntemlerimizi de artık biraz değiştirmemiz gerekiyor. Türk kültürü biliyorsunuz kızartmayı, hamur işini, yağını. Çok seviyoruz hocam. İşte mangalda birazcık bir tarafı kömürleşmiş etleri çok lezzetli buluyoruz. Ama sağlıklı olmadığı için ne kadar doğala yönelirsek, içimizi ne kadar güzel vitaminlerle beslersek o cildimize de yansıyacaktır. Yine hocam yediklerimizden sonra yani hani kişiler de sonuçta kendilerini sürekli olarak kısıtlayamazlar. Şimdi çikolata yemeyin. Yani nereye kadar yemeyelim? Elbet yiyeceksin. Ama yediğin zaman o sivilcenin çıkacağını en azından bil. Yani yediğinde atan bir cildin varsa değil mi hocam? Evet aynen. Yani onları da tabii ki mümkün değil. Hiç tüketmemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Hı hı. Ama hani böyle ufak kararını dozlarla, ufak ödüllendirmeler şeklinde olsun. En azından gazlı içecekleri hayatımızdan çıkaralım. Yani ben en son ne zaman içtiğimi hatırlamıyorum. Minimum 3 yıldır içmiyorum. Hı-hı. Yani o yola insan karar verince oluyor. Olmayan bir şey değil gerçekten. Ve bir süre sonra içtiğinizde sizi zaten rahatsız ediyor. Ya da o kadar şekerli, rafine gıdalar tükettiğinizde sizi rahatsız ediyor yani. Bünye aslında tepki veriyor. Hı-hı. Ama biz bu toksinlere o kadar çok yükleniyoruz ki ağır metalleri çok yükleniyoruz. Ve artık bünye cevap veremez hale geldiği için normalleştiğini düşünüyoruz. Geçen hocam sosyal medyada bir şeye rastladım. Cildimizin özellikle mineral ihtiyacını karşılamak için suçlar tuzları denilen bir tuz okudum. Evet. Onu da size sormak istiyorum. Nedir o tuzlar? Schuster tuzları doku tuzları diye de geçer. Hı hı. Alman doktor Schuster tarafından bulunmuştur. Aslında homeopatinin içerisindeki bir tedavi yöntemidir. Homeopatiyi de çok az açalım mı hocam bilmeyenler homeopati için ne demek? Homeopati benzeri benzerle iyileştirmedir. Doğadan elde edilen mineral ve bitkisel tedavi
şeylerle, küçük beyaz topçukları vardır, hı hı. Remedi dediğimiz ilaçları vardır. Homeopatide çok dilüye dozlar, seyreltilmiş dozlar kullanılır ve kuantum fiziğine dayanarak bir şey ne kadar seyreltilmişse aslında gücü o kadar yüksektirden yola çıkıyor. Modern tıptaki gibi işte şey değildir, 2 çarpı 1, 3 çarpı 1 ilacın dozunu arttıralım güçlensin gibi değildir. Hı hı. Ne kadar seyrekse ilaç gücü o kadar yüksektir. Ve modern tıptaki gibi işte sizin bulantınız, kusmanız var ya da bir soğuk algınız var. Hemen bulantıyı keselim mi hedef almaz. Bizim içimizdeki yaşam enerjisi dediğimiz çiğ enerjiyi arttırarak vücudun o hastalığı öğrenmesini, kendi enerjisiyle yenmesini ister ki bir daha o mikropla karşılaştığında mikrop vücudu etkileyemesin. O yüzden hani şey değildir, mesela biz hemen ateş düşürücü veririz, antibiyotik veririz, bir anda keseriz. Homeopati öyle ilerlemiyor. Ve homeopati kişiyi bir bütün olarak ele alıyor. Mesela işte göz doktoru ayrı, cilt doktoru ayrı gidiyoruz ya. Homeopati de sizi ta anne karnından ele alıyoruz. İlk görüşmemiz 3-4 saat sürüyor zaten. İşte istenilen bir gebelik miydi, gebelik nasıl geçti, ailenin kaçıncı çocuğuydu, kadar ta oradan ele alıyoruz. Bütün hayattaki yaşadığınız travmalar, zihinde kalan hatıralar, size ne hissettirdiği bunların, onlardan yola çıkarak tamamen kişiye özel ve kişiye özel dozlarla, yani ilaç da özel, aynı ilacın dozları da farklı. Mesela bizde normal ağrı kesiciler sabittir ya, 1-2 en bilindik ağrı kesiciyi direkt veririz. Orada hepsi farklı. Baş ağrısı için bile 50 tane farklı remedimiz var. Bayağı. Ve farklı dozları var. Onu da yine bir programda mutlaka konuşalım. Ayrıca konuşalım. Aynen. Anladığım kadarıyla çok geniş çok bir alan. Çok derya deniz, yani kişiyi bütün olarak ele alıp ta zihinsel travmalarından çözerek gelen bir tedavi yöntemi. Schuster tuzları da onun içerisindeki bir kısım aslında. Schuster tuzları da her organın kendi elementi var. Vücudumuzda bir element dengesi var. Bu denge bozulduğunda belli belirtiler ve hastalıklar ortaya çıkıyor. Biz bunu makyajsız yüzde gün ışığında hastalarımızı analiz ederek, dil ve tırnak analizi de var bunun içerisinde. Hangi minerallerin eksik olduğunu tespit edebiliyoruz. Yani bu bildiğimiz kan tahlillerine gerek kalmadan kişinin yüz okumasıyla yapılıyor. Ve hangi mineral eksikse onu hastaya vererek dışarıdan destekli vücudu yeniden kendi dengesine getiriyoruz. Bunlardan klinikte nasıl faydalanıyorsunuz hocam? Merak ettim. Kendi şimdi. Alanımda en çok leke ve akne tedavilerimde faydalanıyorum. İç destek olarak. Aynen. Yani lazer sistemlerinden sonuç alamayan hastalarda bile beraber kombinleyince çok daha hızlı yol alabiliyoruz. Yorulabiliyor. Akne de yine öyle. Artık hani ağır ilaçları kullanmak istemeyen çok hastam var. Onlarda da yine bu elementlerle vücudun içerisinde biriken toksinleri dışarıya atımını kolaylaştırıyoruz ve yine hızlı bir yol alıyoruz. Bu konuyu yine program sonrasında sizinle özel olarak konuşmak istiyorum hocam. Aynen. Peki hepimiz istiyoruz ki gerçekten genç görünen bir cildimiz olsun. Neler mümkün, neler yapabiliriz dolguya botoksa gelmeden? Dolguya botoksa gelmeden en basit yol adımı gençlik aşısı diye bilinen nem aşılarımız. Onda da yine cildimizin ihtiyacı neyse işte vitaminlerle, amino asitler, peptitlerle beraber özel kokteyller hazırlayabiliyoruz. Ya da biraz daha lifting istiyorsak, cildi kaldırmak istiyorsak kokteylimizi ona göre de güçlendirebiliyoruz. Nem aşısı en basit yöntem. Ağrısız, iz kalmadan cildin parlaklığını, nemini sağlayan bir yöntem. Biraz daha eğer yaş ilerlediyse, cilt daha fazla deforme olduysa lazer sistemlerinden faydalanabiliyoruz. Onun haricinde iple yüz asma, örümcek hayli cilt yenilemeler yapabiliyoruz. Evet, o da şu sıralar çokça konuşuluyor. Evet, yani her şeyi birbiriyle birleştirebiliyoruz. O çok güzel oluyor. Yani tamamen yüze bakıp ihtiyaç ne, beraber bir yol haritası çıkarıyoruz ve adım adım ilerliyoruz. Şeyi de özellikle sizden almak istiyorum hocam. Ben gençlik aşısı önerdiğim zaman danışanlara hemen şöyle bir soru geliyor. Bu botoks mu var içinde? Değil. Nasıl bunu sağlıyor? Onu da lütfen bilgisini verirseniz içerik anlamında. İçerikte hyaluronik asit aslında dokumuzun temel yapı taşlarından biridir. Zaten var cildimizde. Aynen, zaten cildimizde var. Ama özellikle 30'lu yaşlardan sonra günlük üretimimiz azalmaya başlıyor. Artık cildin kendini yenileme kapasitesi azalıyor. Bir de işte konuştuğumuz gibi günümüzde cildi dışarıdan uyaran çok fazla. O yüzden biraz daha destek istiyor. O desteği vermiş oluyorsunuz. Yani bir çiçeği suladığınızı düşünün. Aynı şekilde cilde o nemi dışarıdan takviye etmiş oluyorsunuz. Bunu da hani dediğim gibi eğer ekstra ihtiyaçlar varsa o hyaluronik asitin yanına vitaminleri, aminopeptitleri katarak biraz daha kokteylinizi güçlendirebiliyorsunuz. Güzel bir kokteylle. Aynen. Alttan destekle güzel bir cilt mümkün. Peki akıllı dolgu?
Akıllı neden dolgu akıllı da çok dolgu? Normal dolgudan farkı ne? Ben en çok onu merak ediyorum. Normal dolgu yine demin dediğimiz gibi hearing acid'den oluşuyor. Gençlik aşısıyla farkı ne? İçerisindeki bağlar farklı. Yani hearing acid moleküllerinin birbirine bağlanması çapraz bağlı ve çapraz bağsız diye ayrılıyor. O bağ sayesinde daha kalıcı hale geliyor. Ve hacim vermek için kullanıyoruz normal dolguları. Akıllı dolguysa akıllı dolgu polikaprolaktondur. Ameliyathanelerde kullanılan ameliyat ipliklerinin sıvı formu gibi düşünebilirsiniz onu. Yerleştirdiğiniz yerde cildin kendi kolajenini üretmesini sağlar. Bu yani, yüzden mi akıllı? O yüzden akıllı. Cilde kendi yerleşir, cilde tamamen biyo uyumludur ve cildin kendi kendini yapılandırmasını sağlayarak yine lifting sağlar. Cildinizin o kolajenle yeniden parlak ve nemli görünümünü sağlamasını gerçekleştirir ve uzun süre kalıcıdır. Akıllı dolguda 1 yıldan 4 yıla kadar kalıcılık seçeneklerimiz vardır. Herhangi bir hacim oluşturuyor mu hocam ciltte? Yani böyle hani genelde kadınlarımız dolgu yaptırmaktan o ya şişer mi acaba yüzüm, yapay durur mu diye korkuyorlar ya. Akıllı dolguda akıllı dolguda onu yaşamıyoruz. Ben akıllı dolguyu şöyle hacim için de yine kullanım şeklinize göre hacim vermek için kullanabilirsiniz. Fakat ben onu genelde cilt yenilemek için kullanıyorum. O uygulama tarzında hacim vermekten ziyade cildin tamamen kendi toplamasını ve yenilemesini sağlamış oluyoruz. Yani cilde alttan bırakıyorsunuz maddeyi. Nerede kolajen dokusu eksikse orada kolajen üretimini tetikliyor. Ve akıllı dolguyu aynı zamanda boyun ve el üzerinde de kullanabiliyoruz. Ben bütün danışanlarıma hep boyunlarını da hatırlatıyorum. Çünkü yüzümüze bakıyoruz ama hani bir çizgi aşağısında aslında cilt kendini ele veriyor. Ele veriyor direkt. Yani günlük bakımlarımızda cilt temizlemede, nemlendirmede de hep boyunu, dekolteyi unutmamak gerekiyor. Birazcık da hocam cilt lazerlerinden konuşalım. Lazerlerde cilt gençleştirme için en çok altın iğne biliniyorsunuz konuşuluyor. Altın iğne de ucunda 25 tane mikro iğne bulunan bir cihazdır. Ciltte hem mikro kanalcıklar oluşturuyor. Yani her giriş çıkışta 25 delik açıldığını düşünün. Hem bu kontrollü hasarlamayla cilt kendini yeniden yapılandırıyor. Hem de eş zamanlı radyo frekans enerjisi veriyorsunuz. Bu sayede cildi sıkılaştırıyorsunuz. Böyle hafif alıcılı bulacılı renk değişikliği olan ciltlerde, küçük kılcal damarı olan ciltlerde yine bir sıkılaşma ve renk tonu eşitleme de sağlıyor. Çok hassas ciltlerde yapabiliyor muyuz hocam bu uygulamayı? Yapabiliyoruz çünkü ineceğimiz derinliği vereceğimiz radyo frekans enerjisinin gücünü tamamen biz ayarlıyoruz. Bizim kontrolümüzde. Belki ne oluyor? Seans sayısı mı uzamış oluyor? Hani? Seans sayımız onda uzamıyor. Hani kişi bazlı kullandığımız enerji değişiyor. Bir de mikro kanalcıkları açtığımız için sonrasındaki bu demin konuştuğumuz gençlik aşısı olsun, PRP olsun, başka hangi maddeyi göndermek istiyorsak cilt üzerine hemen gönderebiliriz. Cilt o kanallardan çok güzel emiyor ve iyileşme sürecini hızlandırmış oluyoruz. Onun dışında tülyum lazer de çok konuşuluyor. Tülyum lazerin de yine enerji düzeylerini ayarlayarak cilt gençleştirmede kullanabiliriz. Biraz sonra yapacağımız uygulama. Hatta ben bilerek onu göstermek istedim. Çünkü hastalar genelde lazerden çok korkuyorlar. İşte lazer yakıyor, çok ağrılı, işte sonraki süreci çok zor diye. Ama hani lazer teknolojileri gerçekten çok gelişti ve değişti. Eskisi gibi değil. Hani günlük hayatınıza anında dönebildiğiniz uygulamalar da var. Yapacağımız uygulama onlardan bir tanesi. Yapacağız. Sonra direkt hiçbir kızarıklık vesaire olmadan sosyal yaşamını Hastamız devam edecek ve uygulama sonrası mezoterapi solüsyonu da yedireceğim aynı şekilde cilde. Hani bahsettiğim gibi. Birazcık böylece o korkuların önüne geçeceğimizi düşünüyorum. Hadi bakalım. Vallahi heyecanla ve merakla bekliyorum uygulamanın vaktinin gelmesini. Uygulama vaktine kadar hocam birazcık da cilt lekeleri konuşalım. Çok fazla muzdarip ne yazık ki özellikle bizim iklimimizdeki kadınlar cilt lekelerinden. Aynen. Cilt lekelerinde birinci kural güneş koruyucumuz. Artık o bizim hayatımızın bir parçası oluyor. Yaz, kış, kapalı mekan, dışarı mekan fark etmeden. Ve lekede şöyle bir şey var. Gerçekten sabırlı adım adım gitmek gerekiyor. Yani bir sihirli değnek yok burada. Hep bana sosyal medyadan yazıyorlar işte kaç seans sürecek. Bana da aynı şekilde. İşte maliyeti ne olacak? Başta lekeyi biz dermoskop dediğimiz bir cihazımız var. Onunla değerlendiriyoruz. Lekenin derinliği nedir? Derin midir? Yüzeyel midir? İçerisinde damar var mıdır? Damar oluşumu olan lekelerde çünkü bu sefer önce damarı tedavi etmemiz gerekiyor. Farklı lazer sistemleriyle destekleyebiliriz. Mezoterapilerle destekleyebiliriz. Eğer hani damarı hedeflemeden direkt lekeyi hedeflersek
boşa kürek çekmiş oluyoruz. Ya da bu sefer diyor ki ya lekem gitti ama alttaki damar görünümü beni rahatsız etmeye başladı. Aynen, damarı da biz çıplak gözle zaten yine leke gibi görürüz. Lekem evet, geçmedi diye düşünüyorlar. O yüzden hani birebir görüşme yapmamız çok önemli. Sosyal medyadan o yüzden net cevap veremiyorum. Bunu böyle uzun uzun anlatmamın sebebi o. Çok iyi oldu hocam bizim için de. Çünkü özellikle bunun üstüne basarak söyleyin. Yani ben de bunu rica ediyorum sizden. Genelde benim de en çok yakındığım şey gelen danışanlardan. Ya Safiye Hanım kaç seans sürer bu? Hemen geçer mi? Ya da ilk seans sonrasında bitecek mi? Yüzde kaç geçer? Leke böyle bir şey değil. Herkesin cildine beslenmesini az önce beslenme de konuştuk. Evet. Ev sistemine. Aynen, göre beslenme değişiyor. De çok etkili. Biraz önce bahsettiğim Schuster tuzlarının NO6 ve 10'u mesela lekede çok güzel çalışıyor. Çünkü o detoks sistemini çalıştırıyor. Yani beslenme, güneş koruyucu, cildinize ev bakım ürünleri ne kullandığınız. Şimdi mesela bazı hastalarımız böyle televizyondan, internetten kendi doktorluklarını yapıp evde bazı kimyasallar uyguluyorlar. Kendi, ne yazık ki. Hani her doğal maske aslında güzel sonuç demek değil. Süpersiniz hocam. Yani şu an çok mutlu tedavi altındayken hele kesinlikle doktorunuza ya da kimin kontrolündeyseniz danışmadan adım atmamak gerekiyor. Çünkü bizim yaptıklarımızla çakışıyor. Bu sefer leke çok daha artmış şekilde hasta geri geliyor. Çok daha üzgün bir şekilde. Hani süreci hızlandırmak için evde ayrı habersiz uygulamalar yapılmaması lazım. Ne yazık ki lütfen yapmayın. Ya da işte bir ara şey çoktu. Limon ve beyaz sirke. Evet. Yani bunlar asit. Asit. Tamam, limon doğal bir şey ama asit uyguluyorsunuz cildinize. Benim bir tane danışanım hocam geldiğinde işte leke süreçleri, leke bakımları devam ederken çok da iyi gidiyordu süreç. O son seansından iyi bir sonuç alamadık biz. Bir şey mi yaptın evde dedim. Böyle bir yok dedi önce. Anladım böyle hep bir suçluluktuğundan. Sonra dedi ki pirinç suyunu dedi sürdüm maske yaptım dedi. Bir internet sitesinde okudum. Ya niye yapıyorsunuz böyle şeyler diye diye artık dilimde tüy bitti yani. Gerçekten hani o sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden de birazcık kurtulmamız şart. Aynen. Az önce dediniz ki detoks. Detoksa gelmişken, hazır nasıl bulmuşken. Ayak detoksu ile ilgili bize bilgi vermek ister misiniz ve vücut detoksları ile ilgili? Çünkü özellikle cilt gençleştirmede, akne tedavilerinde, leke tedavilerinde iç detoks da çok önemli. Evet, aynen. Detoksta en önce artık bağırsaklar biliyorsunuz ikinci beynimiz. Bağırsakları ele almamız gerekiyor. Gerekli kişilerde eliminasyon diyetleriyle başlıyoruz. Kişiyi analiz edip neleri kısıtlamamız gerekiyor? Aslında hangi yiyecekler ona iyi gelmiyor? Birazcık o beslenme sürecini düzelttikten sonra sizin de bahsettiğiniz gibi ayak detoksu ayda bir. Aslında ben hiçbir şikayeti olmayan kişilere bile öneriyorum. Çünkü sadece makyaj malzemelerinden bile bir sürü ağır metal alıyoruz. Hani Wi-Fi'ler her yerde, hepimizin elinde akıllı telefonlar, çevre kirliliği çok fazla. Ayak detoksu hem çok kolay bir uygulama. Sadece yarım saat oturup çayınızı kahvenizi içerken kendi bir ağır metalleriniz hiç yok. Sadece ayağınız su dolu bir küvette bekliyor ve orada artı eksi iyonların çalışmasıyla beraber ağır metaller vücuttan çekiliyor. Ama daha fazla, daha güçlü detoksa ihtiyacı olan kişilerde damar yolundan glutatyon ve C vitamini de uyguluyoruz. Glutatyon bizim antioksidan sistemlerimizin ana şefi gibi düşünebiliriz. Bu dışarıdan hani ağız yoluyla alabileceğimiz belli bir miktarda glutatyon içeren gıdaları tabii ki de tüketelim. Şeyi de gördüm bu arada hocam, glutatyon içerikli kolajenlere de denk geldi. Evet, aynen. Kapsül şeklinde de glutatyon takviyeleri var. Ben de kullanıyorum mesela ve gerçekten kendimi daha dinç hissediyorum. Ama damar yolu uygulamada hani vücuttan emilip alınabilecek maddeden daha güçlü oranda verdiğiniz için sistemi en baştan bir güçlü çalıştırıp güçlü bir atılım sağlamış oluyorsunuz. Onu C vitaminiyle beraber kombinleyerek daha güçlü bir etki de sağlayabiliyorsunuz. Bunları hep ayda bir yapıyoruz. Gerekli kişilerde ozon terapiden faydalanabiliriz detoks sistemlerinde. Ozon da bildiğimiz oksijen O2 molekülüyken O3 molekülü olunca ozon haline geliyor. Ozonu kendi kanınızı alıp ozonlayarak size geri veriyoruz. Ya da enjeksiyon şeklinde gerekli bölgelere uyguluyoruz. Dokuda yine o oksijene dönüşüyor. Ve oksijenin yeterli ulaşamadığı bölgelere yine yoğun miktarda oksijen vermiş oluyorsunuz. Dokunun beslenmesini böylece sağlamış oluyorsunuz. Oradan atılması gereken maddeleri atmasını kolaylaştırıyorsunuz. Yani bizim mesela gençlik aşılarında yaptığımız yeniden yapılandırmayı cilt altına yapıyoruz ya, bu sefer bütün bedene detoks sistemimize yapmış oluyoruz.
Hocam bir de şeyi sormak istiyorum size. Hazır sizi bulmuşken böyle mezoterapiden konu açılmışken saç mezoterapisi. Saç dökülmesi yaşayanlar için de tavsiyeleriniz var mı? Saç dökülmesine en önce kişinin tahlillerini görmemiz gerekiyor. Hormonal düzeylerimiz ne, vitamin düzeylerimiz ne? Burada da beslenme çok önemli. Gerekli vitaminleri alamıyorsak eğer beslenmeden saç kökü de kendini iyi besleyerek çıkamıyor dolayısıyla. Hı hı. Ya da yaşadığımız ağır bir sıkıntı, stres varsa yine saç döngüsünü tetikliyor. Önce vitaminleri belli bir seviyeye getirip sonra dış desteklerle süreci hızlandırıyoruz. Saçlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Yine burada kişiye özel kombinasyonlarla kokteyller hazırlayabiliyoruz. Saç dolgusu yapabiliyoruz. Saç dolgusu. Evet. O dolgu da gençlik yerde. Aşısının farklı bir formu gibi düşünebiliriz. Hı hı. Saçımıza parlaklık sağlayabiliyoruz onunla. Hı hı. Çok güzel adımlar atabiliyoruz. Artık teknoloji çok gelişti. Elimiz çok kuvvetlendi. Bir sürü silahımız var. Bir de hocam bu cilt gençleştirmede özellikle ünlüler arasında çokça duyduğumuz iple askı ve örümcek ağı yöntemi vardı. Sanırım ilk Ebru Gündeş'te duymuştuk. Yanlışlık olmasın şimdi ama ben ilk onun haberleriyle duymuştum 2 yıl falan önce. Ondan da biraz bahsedelim mi? İple nasıl yüz asıyorsunuz hocam? İp askılama demin bahsettiğim akıllı dolgunun bu sefer ip şeklini düşünün. PDO dediğimiz iplerle belli uzunluklarda iplerimiz var. Yani 10 santimden 2,5 santime kadar ya da işte 25 santimlik tek askı iplerimiz de var. Kişinin cildini analiz edip cilt altı tabakaya o iplerin balık kılçığı gibi kılçıkları var. Hangi noktadan germemiz gerekiyorsa cildi şöyle cilt altına verip ipi ilerlettiriyoruz. Hı hı. Ve onu geri çektiğimizde o kancalar cilde tutunup asıyor, adı üstüne ip askı ve anında sonuç görüyorsunuz. Yani direkt böyle hızlı sonuç isteyen hastalarda çok güzel oluyor. Ama böyle anlatılınca sanki hocam kılçık gibi asıyoruz falan deyince bizi bir korku salıyor. Ağrılı acılı bir işlem midir? Ne kadar sürüyor işlem? Cildi uyuşturuyoruz zaten öncesinde. Hı-hı. Uyuşturucu kremle. Giriş ve çıkış noktalarımızı da anestezik maddeyle enjeksiyonla uyuşturuyoruz. Kişi işlem esnasında öyle büyük bir ağrı hissetmiyor. Hissetmiyor. Hatta biraz sonra uygulama yapacağımız hastam benim eski ip hastalarımdan biri. Ona da sorabiliriz. Kendi var anlatabilir süreci. Ne evet. kadar kalıcılığı var? Ona göre bir bakalım cildine. Şöyle bizim kullandıklarımızın 1,5-2 yıla kadar kalıcılığı var. Fransız askı diye bilinen silikon ipler var. Onlar erimeyen kalıcı ipler ama ben kişisel olarak onu çok tercih etmiyorum. Çünkü bir madde cilt altında erimiyorsa yarın öbür gün o bir sıkıntı çıkarabilir. Hani ileride ne olacağı belli değil. Bir enfeksiyon olduğunda bu sefer cerrahiyle onu oradan temizlememiz gerekir. Bizim kullandığımız ipler biyo uyumludur. Cilt içerisinde kendi erirken sizin kolajeninizi ürettirir ve cildin kendini sıkılaştırmasını ve kendi liftingini sağlar. Ve cilt bakımınızı zaten iyi yaptırıyorsanız, cildinizi boş bırakmıyorsunuz da 2 yıla kadar uzayan etkilerden faydalanabiliyorsunuz. Örümcek ağı ve ip askı aynı şey midir hocam? İp askıda daha uzun ipler kullanıyoruz. Hı hı. Bu asıcı iplerimiz ip askı diye geçiyor. Saç hizasından girip çeneye kadar ya da işte bu burun dudak arasındaki oluğa kadar uzanıp askılama yapabiliyoruz. Örümcek ağında daha kısa böyle 2,5 santimden 5 santime kadar değişen ipler var. Onları adı üstüne örümcek ağı kafes gibi döşüyoruz. Ondaki avantajı şu, göz altına kadar aslında hani birçok uygulamayı yapamadığımız bir bölge göz altı. Hı hı. Faydalanabiliyoruz. Boyutlarını seçiyoruz, kaş asabiliyoruz onlarla, işte burun asabiliyoruz, burun. Dudak kontürü yapabiliyoruz. Bayağı farklı yani alanları var. Ben mesela ip uygulamayı çok seviyorum çünkü tamamen heykeltıraş gibi hastanın yüzüne çalışabiliyorsunuz. Mesela göz kapağı estetiğinden korkuyor kişi cerrahi. Göz kapaklarını da iple kaldırmak mümkün mü? Yani direkt göz kapağı değil ama kaşı asınca zaten o da kalkıyor hani oluyor. Bir o mesafe aralık oluyor. Bir de badem göz dediğimiz yine meşhur bir uygulama var biliyorsunuz. Sıralar, o da yine bu iplerle yapılan bir uygulama. 10 dakikalık bir uygulama. Yani ip askılamanın güzelliği şu, ameliyatsız. Hani ameliyat sonrası olan ağrı yok, kesi iyileşmesi, dikiş izi yok. Anında sonuç alacağınız ve birçok tedaviyle beraber kombinleyebileceğiniz bir uygulama. Yani ip askı yaparken kişi aynı seansta akıllı dolgu ya da normal dolgu yapabiliriz. Yine mezoterapilerini yapabiliriz. Ve kişi sedyeden kalktığında zaten sonucu net bir şekilde görür. Başlıyor. Yani çok az bir ödem olabiliyor işlem sonrası. Hı hı. O da zaten birkaç gün içerisinde geçiyor. Geçmeye başlıyor. Hı hı. Bir de hocam şuna da değinelim mi sizinle? Şimdi genelde kadınlarımız bu uygulamaları yaptırdıktan sonra 2 yıl rahatım, 2 yıl zaten bu kalıcı diyor. Ama bizim cilde
her zaman yine bakıyor, yine besliyor, yine kalitesini artırıyor olmamız lazım. Evet. Bunun için de ufak tavsiyeler. Yani iplerde zaten demin onu vurguladım, fark ettiyseniz. Evet. Yani hani ben ciddi bir uygulama yaptırdım, İşte artık yeter, bir şey yapmama gerek yok derseniz, sonuçta yaşlanma devam ediyor. Biz o iple evet cilde astık, işte akıllı dolgularla yeniledik ettik ama sonuçta yaş ilerliyor. Hayat devam ederken cilt kendini bırakmaya da devam ediyor. Hı hı. Siz ne kadar onu gerekli vitaminlerini verirseniz, ne kadar bakım altında tutarsanız, çevresel faktörlerden korursanız, yaptığınız şeylerin sonucunda o kadar yüksek oranda görürsünüz. Yani cildi ben hep danışanlarıma da bir bahçeye benzetirim. Bir bahçeye hani bir sezon bakıp sonra bırakıyor muyuz? Hayır. Bırakmıyoruz. Mahsul alabilmek için her sezon bakıyoruz. Cildimiz de öyle. Yani gübresini vereceğiz, suyunu vereceğiz, havalandırmasını yapacağız. Hep bir bahçeye benzetiyorum ve hep öyle düşünmelerini istiyorum. Hiçbir zaman ona bakmayı bırakmayacağız. Geçen hafta hocam biz burada izleyicilerimize soru cevap yaptık. Yayında canlı telefon bağlantılarıyla sorularını cevapladım. Bir soru vardı. İşte ben alımı üzerine. Ben de ısrarla dedim ki yani güzellik salonlarında ben alımı lütfen yaptırmayın. Ben yapmıyorum. Bunu iyi bir dermatolog hekimin yapması gerektiğini söyledim. Hatta birkaç güzellik salonundan da linç yedim bu konuda sonrasında ama. Lütfen bunu da size sormak istiyorum. Hazır siz buradayken buna da birazcık değinelim mi? Şimdi şöyle, ben alımı güzellik salonlarında zaten asla yapılmaması gereken bir şey. Yani burada maalesef biraz denetleme eksikliği var. Ama denetleme olmasa bile kişinin kendi yetkisinde aşmaması gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü bu toplum sağlığını ilgilendiren bir konu. Hani, bir de ben çok özel bir aynen. şey hocam, dermatologların alması aynen. Yani ve incelemesi bakım gerekiyor. Bakım ayrı bir şey, Hı-hı. burada sağlık ayrı bir şey. Yani hekim kontrolünde bile diyemiyorum, dermatolog kontrolünde olması lazım. Hı-hı. Çünkü benlerimizi biz dermoskopla inceliyoruz. Gerçekten alınabilir mi, alınmaya uygun mu, kökü ne kadar derin. Bazı cilt kanserleri maalesef benlerle aynı görünümdeler. Hani siz onu bazı işlemlerle yüzeyden kazıyorsunuz ama kökte kalıyor. Hı hı. Belki ona bazı tahliller yapılması lazım, patolojik inceleme lazım. Yüzeyden soyduğunuzda kişi onu geçti zannediyor ama o aslında derinde ilerlemeye devam ediyor. Başka yerlere sıçrayabiliyor. Metastas yapabiliyor. Kişinin sağlığıyla oynamış oluyorsunuz. Hı hı. Yani bu sadece yüzümdeki bir lekeden işte kurtulmak istiyorum gibi düşünülemez bir ben. Bana kesinlikle dermatoloji uzmanı kontrolünde alınıp alınmaması gerektiğine karar verilir. Ondan sonra dermatologlar da alabilir, plastik cerrahlar da alabilir. İşte patolojiye gitmesi gerekiyorsa patolojiye gider, incelenir. Ama bu kesinlikle güzellik merkezlerinde yapılamaz ya da başka alan doktorlarıyla da yapılamaz. Yani ben nasıl gidip bir mide ameliyatı yapmaya çalışmıyorsam, benim alanım dışındaysa, ben de bizim alanımız. Bu toplum sağlığı. Yani bence bunlara kesinlikle dikkat edilmesi ve saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Hocamla sohbetimiz devam edecek efendim. Tekrardan buradan hatırlatmış olalım. Özellikle benleriniz varsa ve sonrasında sağlığınıza yönelik sürpriz bir sonuçla karşılaşmak istemiyorsanız lütfen benlerinizi iyi bir dermatolog hekimin incelemesinden sonra eğer uygunsa alımı ondan sonra yaptırmanızı rica edeceğiz. İrem hocamla birazdan reklamlardan sonra, çünkü çok kısacık bir reklam aramız var. Tilium Laser Baby Face uygulaması yapacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Kısa bir reklam arası. Evet efendim, programımızın başında da söylemiştim. Bugün Baby Face uygulaması yapacağız burada. Nafiye Hanım bizimle birlikte. Hocam demişti ki Nafiye Hanım'a ben ip askı yaptım demişti. Evet. Nasıl, acı ağrı hissettiniz mi? Hazır şimdi hocam ağrısız acısız der ama özellikle size soralım. Yok, kesinlikle hiçbir ağrımsızım olmadı. Hı hı. Hem aynı gün içerisinde dudak dolgumu bile yaptırdım. Öyle mi? Evet. Hiç dolgu var gibi durmuyor ama. Evet. Yani İrem, çok güzel bir örnek. Bir bakalım, gerçekten evet. Çok doğaldır. Çok, hiç anlaşılmıyor. Aynen. Zaten evet. İrem Hanım'ın ellerinde bir mucize var yani. Evet. Çok ince dudakları vardı. Aslında şey, güzel bir örnek. Hani dolgu deyince herkes korkuyor ya. Evet. Yapay bir şey olacak, çok belli olacak, herkes hı-hı. anlayacak diye. Yani o tamamen uygulanan doza, dolgunun yerleştirildiği yere de bağlı. Hı-hı. Onun için Afiye Hanım bence bu konuda güzel bir örnek, yani doğalda gözükebiliyor dolgulu dudaklar. Nafiye Hanımcığım, şimdi hazır sizi bulmuşken evet. de sorayım. Başka neler yaptı hocam, size anlatmak ister misiniz? Hocam evet, çok güzel şeyler yaptı. İrem Hanım ilk önce gittiğimde ip askımı yaptı. Hı-hı. Ondan sonra gün içerisinde dudak dolgusunu yaptık. Hı-hı. Sonra ayak detoksunu yaptı. Hı-hı. Ama o gerçekten çok faydalı oldu. Benim bazı sıkıntılarım da vardı. Hı-hı. Mesela buramda sürekli çıkan bir intihap birikimi vardı. Hı-hı. Ben bu iltihap birikimi için çok doktorlara gittim. Enfeksiyon bölümünde falan muayene oldum ama geçmedi. Bir ay antibiyotik
kullandım. Geçmedi ama İrem Hocam ilk önce bana küçük bir ilaç vererek başladı. Evet, o ilacı tuzlarından da verdim hocam. Aynen onu ayaklarımızda vermişti. Ben çok memnun kaldım. Şu an gerçekten buramdaki intihap kendiliğinden gitti yani. Gömüldü gitti. Sabahına hiçbir şey kalmamıştı. İyi maşallah. Bugün hocam baby face uygulaması yapacağız. Genç bir cilt için neler mümkün? Nasıl bir lazerle cilt gençleştirme yapabiliriz ve sonrasında sosyal hayata dönebilecek dediniz. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Haydi. Siz bir yandan da anlatın isterseniz hocam. Şimdi, bu lazer sadece cilt gençleştirmede mi kullanılır? Aynı zamanda hangi alanlarda bu lazerden faydalanabiliyoruz? Onlardan da bize bilgiler istiyorum. Şimdi trim lazer aslında lekede en çok kullanılıyor. Hı-hı. Leke tedavisi olarak biliniyor. Hı-hı. Derimiz epidermis, dermis tabakaları var biliyorsunuz. Tam o birleşim yerindeki bazal tabakadaki melanin hücrelerine etki ediyor. Hı-hı. Pigmentlerimiz cilde rengini veren hücreler onlar aslında. O noktaya kontrollü hasar sağlıyoruz. Ve orada cilt kendi kendine gençleşirken oradaki pigmentleri de yıkmış oluyoruz. Ve lekeler de çok güçlü bir silah oluyor. Ama bu lazerin çalışma derinliğini ve gücünü hafifleterek baby face dediğimiz uygulamayı yapıyoruz. Sadece yüzeyde bir cilt gençleşmesi, sıkılaşması sağlıyoruz. Hem çok hızlı bir uygulama, hemen öğlen arasında gelinip yapılabilecek kadar şimdi göreceksiniz. Hem sonraki sürecinde hastayı sosyal hayattan koparmayan, hı-hı, bir uygulama. O yüzden benim de hastalarımın da çok sevdiği bir uygulama. Merakla bekliyoruz hocam. Aynen. Hatta yaparken Afiye Hanım'a da sorarız ağrısı acısı var mı? Yine boyundan başlayacağım. Hı-hı. Boyun dekolteyi unutmayalım, hep vurguluyorum. Evet. Özellikle en çok boynumuz ele veriyor. Cildimize, aynen, yeteri kadar bakımları yapıyoruz ama boynumuzu unutuyoruz. Şu an işlem başladı mı hocam? Başladı bile ve gördüğünüz gibi hastamız çok rahat. Gayet, evet. Bir şey hissediyor musunuz? Doğruyu söyleyeyim. Yok, hayır, kesinlikle hiçbir şey hissetmiyorum. Böyle bir ısı karıncalanma var mı? Hı-hı. Hani ağrı yok kesinlikle. Ağrı yok. Eminim. Evet, ısıyı hissedebiliyoruz ama yakıcı bir ısı değil yani, rahatsız edici şekilde. Bir gıdıklanma hissi falan mı? Nasıl bir his var şu anda? Hafif bir karıncalanma oluyor ama, hı-hı, acı vermiyor kesinlikle. Muhabbetimiz de rahat rahat. Bayağı bizim de muhabbet edebiliyor hocam. Aynen. Zaten hep hastalarımızla muhabbet ederek yapıyoruz. Yani ben hani lazer uygulaması deyince şahsım adına çalıştım şu an gördüyseniz. Hı-hı. Dudak üstü hep çok hassastır, acıyan bir bölgedir. Göz etrafı da yine aynı şekilde. Hı-hı. Ve kılcal damarlı bir cilt aslında. Evet. Ama lazerle uygulama yapabiliyoruz şu anda. Aldığımızda birazcık kırışıklıklarımız var. Bu işlem onun için de fayda getirecek. Tabii ki bir gerilme, gençleşme olacak. Daha sonrasında biz Afiye Hanım'la görüşmeye zaten devam, hmm, ederiz ufak dokunuşlarımıza. Ortalama kaç seans yapacaksınız hocam? Baby face mi? Evet. Ayda bir 3 seans yapabiliriz ya da tek seferde yapıp bırakabiliriz. O tamamen cilde bağlı, kişinin, hı-hı, isteğine bağlı. Yani şey bir uygulama değil, bir kere yaptırdım, devam etmem gerekiyor bir uygulama değil. Botoksta da hep onu sorarlar, evet, ya, bir kere yaptırdım bırakırsam kalıcı daha mı kötü olurum diye. Yani bizim hiçbir uygulamamız şey değil, hani bir kere yaptırdın, devam etmedin, daha kötü olacak bir uygulama hiçbir değil, zaman yok. Yani bir bahçenin bakımı gibi. Verdiğiniz emeğin karşılığını mutlaka alırsınız. Bir ayda 3 seans yapılabilir dediniz. Yok, bir ay aralarla. Ha, bir ay aralarla 3 seans. Toplamda 3 seans yapabiliriz. Bir yıl içerisinde mi? Evet. Şimdi mezoterapi solüsyonumuzu cilde emdireceğiz. Hı-hı. Mezoterapiyi biz normalde biliyorsunuz iğneyle yapıyoruz. Evet hocam. Ama zaten bu lazerle biz kanalcıklar oluşturduk cildimizde. Hı-hı. Şimdi bu kanalcıklardan çok güzel bir şekilde solüsyonumuzu cilt emecek. Ardından da rahatlatıcı maskemizi yapacağız. Şu an biz bu lazerle cilt altına mikro kanallar açtık. Evet. Ve oradan şimdi mezoterapi solüsyonumuzu gönderiyoruz. Genelde hani mikro kanal deyince biz hep altın iğnedeki mikro kanallar gibi ben hayal etmiştim. İşte hep iğneli değil bütün uygulamalarımız. Hı-hı. Biraz da bu uygulamayı seçmemin sebebi o. Herkesin o korkusunu aslında gerçek olmadığını göstermek. Bayağı kadıncağızın gıkı çıkmadı. Bence rahatladı şu an. Nafiye Hanım, acı eşiğiniz mi yüksek yoksa bize doğru söyleyin. Yok, kesinlikle gerçekten hiçbir şey yok. Acı hissi yok, gerçekten yok. Hı-hı. Zaten İrem Hanım'a bir kere gidilse vazgeçilmeyecek yani. Ben sürekli gittiğim için İrem çok hocam memnunum. Çok naif, eli hafif, aynen, bence. Teşekkür ederim. Bir de şöyle oluyor, bizde detoks programları da var ya. Evet, üçüncü tıp yaklaşımımız var bizim. Hani sadece kozmetik ya da modern tıp, dermatoloji değil. Bütüncül o detoks programları, işte homeopati zaten tazihinden ele alıyor dedim. O yüzden illaki kişi sürece devam ediyor yani, orada yapılanları gördükçe, hı-hı, yolculuğa başlıyoruz beraber. Çok hafif belki bir kızarıklık
oluştu. Çok minik. O zaten, yarım saat sonra sönecek. Maske hatta yapacağız. Aynen, dinlendirici maskeyle direkt yüz zaten sönecek. Hı hı. Şu an hocam mesela cilde ekstra bir solüsyon, mezoterapi solüsyonu yedirdik. Ne var bu solüsyonun içerisinde? Bunun içerisinde 20 adet vitamin kompleksi var. Şu an vitaminler için gönderdik ki ciltte ben parlaklık etkisinden faydalanmak istiyorum. Ama daha farklı, işte daha yaşlı bir cilt olsa biraz daha hyaluronik asit yoğunluğu daha fazla olan kokteyller de seçebilirim. Yani her hastaya aynı kokteyli yapmıyorum zaten. Cilt ne istiyorsa ona cilde veriyorum. Aynen. Peki hocam işlem süresi ne kadar? Şu an herhalde biz bir 2 dakika falan yaptık bu uygulamayı. Yani göstermek adına vaktimiz de kısıtlı olduğu için. Normalde böyle bir cildin işlem süresi bu lazerli cihazla ne kadar sürüyor? Baby face bu zaten. Ama hani trilyum leke için yapıyor olsaydık bir tık daha uzun sürecekti. Normalde onda de aslında bir gidecektik. Tarama yaptınız. Evet. Normalde de bu kadar işlem süresi. Evet, normalde süresi de bu kadar. Trilyum leke uygulaması ve şey farklı. Çatlaklarda kullanabiliriz özellikle doğum sonrası ya da hızlı kilo alıp vermede. Ya da bazen işte maalesef trafik kazaları ya da ameliyatlar sonrası belli yara izleri yaralar olabiliyor. Onların görüntüsünü hafifletmede de yine trilyum lazerin çalışma derinliğini farklı kullanıp büyük faydalar sağlayabiliyoruz kişilere. Bugünkü yaptığımız işlemi hocam böyle kısaca bir özetlemeniz gerekirse son olarak alalım sizden tekrardan. Bugün trilyum lazer yaptık. Trilyum lazerin baby face uygulamasını yaptık. Ardından mezoterapi solüsyonuyla cildimize vitaminleri gönderdik ki bir hafta içerisinde Nafiye Hanım cildinde hem bir sıkılaşma, gençleşme hissedecek hem de o vitaminler etkisiyle bir parlaklık oluşacak. Dinlendirici maskemizle de lazerle cilt altında oluşturduğumuz sıcaklığı şu anda rahatlatıyoruz. Aslında istediğimiz bir sıcaklık o. Çünkü o sıcaklıkla kolajen kendini yeniden yapılandırıyor. Sıkılaşmayı sağlıyor. Aynen, değil mi? Sıkılaşmayı sağlıyor. Ama cilt yüzeyini maskeyle soğutarak ve nem veriyor aynı zamanda maskemiz. Cilt yüzeyini de rahatlatıyoruz ki şimdi buradan gidip programı neyse gezmeye devam ya edebilir. Da arkadaşlarıyla buluşmaya devam evet, edebilir. Evet, yani öyle ciddi bir kalıcı kızarıklık vesaire oluşmadı. Teşekkür ederiz hocam. Güzel bir sohbetti ediyoruz. Bizim için. Güzel de uygulama yaptık. Ayaklarınıza sağlık. Tekrardan ağırlamak istiyoruz. Efendim, İnşallah. Genç ve güzel cildin sırlarını konuştuk. Sırada da zaman yönetimimizi konuşalım. Özellikle zamanım yetmiyor. Ne yaparsam yapayım gün 7 gün 24 saat değil 8-25 olsa bana yetmiyor diyenleriniz varsa ekran başına Hülya Hanım'ın VTR'sini izliyoruz. Evet efendim, hiç zamanım yok demekten kurtulmanın yollarını konuşacağız. Bugün Hadi eğitim bakalım. Koçu ve çocuk gelişim uzmanı Hülya Ustabaş'la hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Harika. Bir baktım dün İstanbul'daydın. Evet. Hatta bu sabah da İstanbul'daydın. İşte gece geldim. Bir baktım Ankara'da. Nasıl yetişiyorsun? Zamanını nasıl yetiriyorsun? Bana siz şimdi herkesin sorduğu soruyla... Herkes aynı şeyi soruyor değil mi? Evet evet. Ne ya, yapıyorsun Hülya? Bir gün oradasın, usanmıyor musun bir gün valiz buradasın. Yapmaktan, oraya buraya gitmekten? Yok aslında evet gerçekten yorucu her güzel şeyler, koşturmalar hep yorucu olur ama onun üzerine odaklanmıyorum diyelim. Ona birazdan daha fazla girelim. İstanbul'a da iş için gitmiştim. Sevdiği işi yapınca ne oluyor? Yoruluyor musun? Yok yani, hiç vallahi çok seviyorum işimi. Aynen öyle bak aynısı işte. Değil mi? Bugün yapacağımız böyle işleri sıralayınca sanki hiç yetişmeyecekmiş gibi geliyor. Özellikle büyük şehirde yaşayanlar bunu birazcık daha fazla hissediyorlardır diye düşünüyorum. Ben İstanbul'da yaşarken günümün 3,5 saati trafikte geçiyordu. Gün içerisinde maksimum 2 plan yapabiliyordum. Ve hep gün sonunda yine hiçbir şeyi yetiştiremedim diyordum. Değil mi? Ne yapacağız? Nedir tavsiyeleriniz? Ya aslında merakla ben bekliyorum. Yani şu dikkatimi çok çekiyor. Benim de daha öncesinde en büyük sorunlarımdan bir tanesi de buydu. Yani her şeyi yetiştirememek. Çünkü canımın istediği şeyleri önce yapıyordum. Canımın istemediği şeyleri sonra yapıyordum. Bulduk efendim. Sırrı çözdük. Canımızın olay istemediklerini bu. Sonra yaptığımız ondan sonra için bitti konu. Yine yetiremiyormuşuz. Evet. Ama gerçekten de öyle oluyor. Biz böyle canımızın istediği, hızlı olabilecek, o anda hele zevk alıyorsak onu hemen hızlıca yapıveriyoruz. Değil mi? Diğer türlü onların hepsini sona bırakıyor. Sona bırakılanlar da önemli olunca moralimiz bozuluyor bitmediği için. Acaba ben de diyorum ki bize 7 gün yetmiyor. 8-9 mu olsa bir hafta? Tabii canım. Hepimizin 7-24'ü var. O bir kesin. Evet. Ama gerçekten niye bazıları yetiştiriyor da her şeyi daha da yoğun olduğu halde? Belki birkaç işte çalışıyor. Çoluk çocuğu, evi, her şey var. Bir de bir yandan da okuyor. Yani nasıl yetişiyor? Evde sadece hiçbir şey yapmadan sadece evde olan
bazıları gerçekten buna diyor ki isyan ediyor, ya ben yetiştiremiyorum, sen nasıl yetişiyorsun? Bana da bu soru çok geliyor. Değil mi? Diyorlar ki cumartesi İstanbul'dasın, pazar Ankara'dasın, haftanın 5 günü iş yerindesin. Nasıl kendine vakit ayırıyorsun? Bir de bir tane de çocuğun var. Hatta biz en çok şeyde konuşuyoruz bunu danışanlarla. İşte cilt bakımları üzerine. Sabah akşam yapacaksınız uygulamayı diyorum. Diyor ki ama Safiye Hanım, ya benim çocuğum var. Nasıl? Benim de var. Ben de haftanın bir günü farklı bir ile gidiyorum, geliyorum. Hatta bazen ikişer, üçer gidip geldiğim oluyor çeşitli konferanslar vesilesiyle. Ne yapacağız? Nasıl, neler tavsiye edersiniz? Özellikle ben kendime zaman ayıramıyorum. Zaten hiçbir işimi de yetiştiremiyorum. Bir de kendime zaman ayırmaya kalksam diyenler için. Evet, böyle minik minik tüyo verecek olursam benim mesela sabahım bir tane kalem kağıtla başlar. Direkt hemen önceliklerimi, bütün yani yapacaklarımı, önemli şeylerimi yazarım. Kenarlarına da numaralar koyarım. Birden ona kadar sırasına önem göre. Önem sırasına. Önem sırasına. Ve önem sırasını koyduktan sonra da o sıraya uymam gerekir. Kendimi şartlandırırım. Çünkü gerçekten önemli olan şeyleri öne alıp onların bir kafadan gitmesi gerekiyor. Eğer bazen de birçok şeyi ben görüyorum, yazsana diyorum, hani ajanda tutsana diyorum, madem yoğunsun ya da yapacakların var, bu sadece iş görüşmelerinde veyahut da yoğun iş içerisinde çalışanlar değil. Ben mesela bazen hani bir şirketlerin böyle yoğun bir ekibi oluyor, onlara böyle sunum yaptığımda da aynısını söylüyorum, herkesin hayatı çok çok farklı, zaman ayarlaması da çok çok farklı, ama şöyle bir şey var, hiç çalışmaya da bilirsin. Yine de bir temponun içerisindesin ki çocuğun olabiliyor. Hayat koşturmacası var. Aynen öyle. İcabında küçükse zaten akşam oluveriyor. Tabii. Bunu da ama sıraya koyabilirsin. Hı-hı. Hangisini daha önce? Yemeğini ne zaman yapacaksın? Çocuğunla oynadığın vakit ne zaman? Eşinle çay içtiğin vakit ne zaman? Bunları kafada tasarlayınca ne oluyor biliyor musun? Beyin rahatlıyor. Bunları yapacağım diye düşündükçe kafa yoruluyor. Bir de gereksiz bir şekilde bir baş meşguliyeti, bir de kafa ağrısı. Sanırım ben bunu yaşıyorum ama ben gerçekten hayatım boyunca şunu hiçbir zaman yapamadım. Özellikle üniversite sınavına hazırlandığım dönemde öğretmenlerim diyordu ki yani yazın şu saat aralığında test çözeceğiz. Şu saat aralığında konu tekrarı. Ben de diyordum ki hayır, ben kendi zamanımı planlamayı biliyorum. Benim de oradaki kaçışım hep buydu. Ben ne zaman çalışmak istersem o zaman çalışıyorum ve mutlaka bunu yapmadan da yatmıyorum. Evet, çok da güzel bir başarı aldım. Ama işte işler iş hayatına geçip birazcık da artmaya başlayınca o biraz sınırlarımızı zorluyor. Ama ben yapamıyorum onu. Evet. Yapamıyorum diyenler için tavsiyeleriniz var gerçekten mı? Gerçekten önceliğimizi mesela, eğer onu yapamıyorsak bile ilk üç öncelik belirleyelim. İlk üç önem sırası. Bu da güzel. Evet. Bak bunu yapabilirim. Evet, mesela üçüne zaman ama. Ama hani bu üç ne yapacağım şimdi ben? Bugün üç nedir? Önceliğim o üç ne? Onu yapayım, ondan sonra geri kalanları yapayım. Aslında bence direkt şuradan ben size onu göstereyim. Evet, yine Hülya Hanım efendim malzemeleriyle gelmiş. Belli ki bir test bizi bekliyor. Hadi bakalım ne göstereceğiz bugün? Şimdi biraz masa uzak kalmış ama başarmaya çalışacağım. Yaparsınız. Bu nedir? Kavanoz. Kavanoz, boş kavanoz. Bu bizim hayatımız. Tamam mı? Hayatımızın içerisine beyaz beyaz güzellikleri masa koyalım. Masa tenisi topları. Hayır, hiç de masa tenisi topu değil. Onları ne olarak şu an düşüneceğiz? Bunları şöyle bir koyduktan sonra. Hayatımızın güzellikler mi? Yoğunluğumuz mu? Doldu mu? Doldu. Evet. Doldu. Çakıl taşlarını da koyduk. Doldu mu? Hala yer var aslında. İşte. Küçük çakıl taşları da geldi. Hülya Hanım anlatmadan yapıyor şu anda. Biz de heyecanla bekliyoruz bakalım ne çıkacak altından diye. Sonucunu birazdan sizinle açıklayacağım. En son. Kum. Ay ne güzel bir kum öyle. Simli simli de bir kum döktük. Şu an hala kum dökseniz alır. Az önce topları koyduğumuzda dolmuştu. Dolmuştu değil mi? Evet, güzelim kahveyi de oraya dökmeyeceksiniz değil mi? Tabii ki de dökeceğim. Hadi bakalım. Ne çıkacak altından? Sessiz sedasız Hülya Hanım'ı bekliyoruz. Bayağı bir karışım deney yaptı orada bize. Evet. Anlatmadan ama da yapıyoruz. Patlamayacak tamam mı?
Her şey bir. Ha. Tıkamasa doldurdunuz artık Hülya Hanımcığım. Evet. Hepsi sığdı mı? Sığdı. Sığdı. İyi kötü kendilerine bir yer buldular. İlk koyduğumuz tenis topları bizim önceliklerimiz. Hı hı. Ailemiz, sağlığımız, kendimize vakit, inancımız. Onların hepsi tenis topları. Onları koyduktan sonra aslında gerek diğer başka bir şeylere gerek yok. O bizim hayatımızı bile tamamlayabilir bile. Hı hı. Üstüne koyduğumuz büyük çakıl taşları ise ondan sonraki ihtiyaçlarımız. Nedir? İşimiz, gücümüz, arkadaşlarımız, dostluklarımız, ailemiz. Daha sonra üzerine koyduğumuz ince çakıl taşları da hobilerimiz. Daha sonra gezmelerimiz, dışarı gitmelerimiz, arkadaşlara vakit ayırmalarımız. Ondan sonra üzerine döktüğümüz o tozlar var ya, böyle kum. O da hep yapmak isteyip yapamıyorum dediklerimiz. Onlara da bak nasıl yer bulduk, değil mi? Onları en sona bırakıyoruz. Çünkü mutlaka onlara da yer olacaktır. Ben hep öyle diyorum. Eğer bir vakit sana dar geldiğinde, hı hı, 7 gün yetmediğinde, 24 saat yetmediğinde mutlaka bu kavanoz hikayesi aklımıza gelsin. Gerçekten eğer ben önce çakıl taşlarını koysaydım, tenis toplarının hepsi sığar mıydı? Hı hı. Mümkün değil, sığmıyor. Tenis topları üzerinde kalırdı ve fazla gelirdi. Yani önceliklerimi gerçekleştirmemiş olacaktım. Ondan sonra kendime sinir olacaktım. Kızacaktım kendime. Yapamadım yine. Bugün de bitmedi. Allah kahretmesin. Zamanım yetmiyor. Herkesinkisi nasıl yetiyordu, benimkisi niye yetmiyor? Ama öyle oluyor. Sinir oluyoruz kendimize ve bunu da bakıyoruz en yakınlarımızdan çıkartmaya başlıyoruz. Ben sana işte getir demedim mi? Halbuki kendimizle alakalı. Kendimizle olan kavgamızı. Çocuğa. Oraya topla demedim mi ben sana 10 saattir? Bir de onu mu yapacağım? Halbuki önce çakıl taşlarını koyuyoruz. Sabah icabında dizine bakıyorsun, televizyon programlarına bakıyorsun. Hiç kalkmadan, hiç öğlen oluyor. Öğlen çocuklar gelecek, bir saat kala yemek yapmaya başlarsan mümkün değil, yetişmeyecek. Şimdi bu zamanla olan kavgamızı Hülya Hanım'la konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir reklam aramız var efendim. Zamanla olan kavgamız başarımıza nasıl engel olacak, nasıl çözeceğiz, hepsini konuşacağız. Kısa bir reklam arası, arkasından buradayız. Tüm hızımızla devam ediyoruz efendim. Reklam arasında birazcık sosyal medyama bakayım dedim. Herkes sormuş, demiş ki peki kahve neydi demiş. Neydi? Bekliyordum bu soruyu. Kahvede ne biliyor musun? Ne kadar çok dolu dolu zamanın olsa dahi sevdiklerinle iki fincan kahve içecek her zaman vaktin vardır. Çok tatlıymış, evet. Gerçekten. Ben burada gerçekten bütün buna borçluyum, çalışma ekibime, bütün zamanını gerçekten çok güzel ayarlayıp denileni denildiği kadar yapmaya ve önceliklerine dikkat ettiklerinden dolayı buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o zaman başarı geliyor. Ve bir ekipte başarılıysa neyden? Önceliklerimizi ele alıp daha sonra yapmak istediklerimizi yapalım. Bak inan, hepsi bir kavanoza sığacak diyorum ve bu cümleyle herkesi mutlu bir pazar dilemiş oluyorum. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Efendim ben de sosyal medyayı birazcık elime alınca mesajlarınıza baktım. Öncelikle ufak teşekkürlerim olacak. Tüm takipçilerim benden selam bekliyor. Amerika'dan Saide Hanımlar selam bekliyor. Kardeşim Taha ve eşim Melike selam bekliyor. Hepsine selam gönderiyoruz buradan. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yine cumartesi ve pazar günü saatleriniz 15'i gösterdiğinde kimselere söz vermeyin. Allah'a emanet olun.